Merhabalar, Solaklar için iğne oyası ve örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere firkete oyası ve emeç oyası da denilen modellerimizin serisinden şöyle pullu, değişik bir modelim. Tek renkten oluşuyor. Bu boncuk olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle evinizde kalan pullarınız varsa ya da farklı şekilleriniz varsa bu şekilleri de kullanabilirsiniz. Ben üstünün ayrıca nasıl gidip de tülbente takabileceğiniz kolay bir yöntemi de uygulamış oldum. Ben şimdi böyle pullardan değil de alternatif olarak şöyle boncuklarım vardı. Şimdi yarısını gösteriyorum. Bu boncuklarımla yapacağım. Hadi başlayalım isterseniz. Şöyle. Evet, yapacak arkadaşlara kolaylıklar olsun. Şimdi biraz da parmağıma boncuklarımdan doladım. Hemen şimdi şöyle birkaç tane yine ilk başlarken şöyle zincirimi çekeceğim. 4-5 tane, 6 tane, 10 tane ne kadar şey yapabilirsiniz. O yani en baştakiler biraz yani bozuk da olsa bir de tutmak için kolaylık olsun diye. Şu herhalde ben yeter biraz da ip fazla bıraktım. Şimdi ilmeğimi uzatıyorum. Hemen bir ketimi alıyorum ve buradan geçiriyorum. Bu modelimde tek bir tarafıma geçiriyorum. Şimdi ben solak olduğum için sol tarafımda, siz sağ tarafta olursanız yani sağ tarafta da geçirebilirsiniz. Şimdi ilmeğimi geçirdim. Tek bir tarafıma. Burada kendimden tarafa olacak şekilde önden yani şöyle bir dönüş yaptım. Şöyle. Şimdi biz tam ortalayalım. Dönüş yap. Şimdi bunun zincirin uzun olmasının sebebi neden biliyor musunuz? Bakın şöyle biraz oynatacağım ben bunu. Bunu biraz oynatacağım. Çünkü eğer şöyle sıkışık olursa tığı geçirmemiz zorlaşıyor. Şimdi şöyle hatta ilkinden bir tane boncuk takmayın. Neyse sonrasında takarız. Şöyle bir göstermek amaçlı. Bakın şuradan ilmeğin arasından geçeceğim. Ve ben bu ilmeğin arasından şimdi karşıdaki ipi alıp birleştireceğim. Şöyle çok fazla geniş olmayacak. Ortada gitmeyecek bu. Kenardan çok az bir payla geçiştireceğiz. Evet buradan bir tane şöyle tam sağlam olsun. Bir katta altıyla ikisi birlikte geçireceğim. Şöyle yaptım bir düğüm tam almış oldum. Şöyle ortalayayım yine. Kaçıyor yine elimden. Kaçırmayalım. Evet. Şimdi buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Yani tığımı çıkartıyorum. İlmeğime geçiriyorum. Bir dönüş yaptırıyorum. Ve bu ilmeğimi bu geniş taraftan kendimizden tarafta olan yerden alıyoruz. Bir ilmek. Ve birleştiriyoruz. Şimdi buraya bir tane iki boncuklar. Şöyle. Buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar ilmeğimi alıyorum arkadan ve dönüş yapıyorum. Boncuk burada kalacak. Tekli boncuklarım. Şimdi buradan yine aynı tek önden alacağız. Kaçma boncuk. Şöyle birleştiriyoruz. Tekrar ilmeğimi çıkartıyorum. İlk başta çok fazla belki anlaşılmayabilir. Dönüş yapıyoruz. Şöyle tutayım yine ben de. Ve bir seferde önden ilmeğimizi birleştiriyoruz. Bu şekilde. Şimdi ilmeğimizi çıkartıyorum şöyle. Tığımını takıyorum. Buraya bir tane yavaş yapıyorum ki arkadaşlarım tam net anlatabileyim. Sonra hızlanırım yine. Şimdi tekrar bir boncuk ayarladık. Dönüş yapıyoruz. Dönüş yapıp şöyle kayalım yine şöyle aşağıda tam ortalasın. Önden bir tane tek bir tarafını alıyoruz. Aldı. Birleştiriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Arkadan tekrar takıyorum. Dönüş yapıyoruz. Ve bu geniş taraftan bir tane ilmek alıyoruz. Çok kolay. Aslında arkadaşlarım ilk başta biraz insan zorlanıyor ama sonra düzeliyor. Şimdi tekrar bir dönüşü yapıyoruz. Buraya bir boncuk. Boncuklar sıkışmış parmağıma. Ama şöyle bir dönüş yaptım. Dönüyoruz. Ve buraya bir tane dar taraftan bir ilmeğimizi alıyoruz. İlmeğimizi çıkartıyoruz. Arkadan dönüş yapıp tekrar tek bir taraftan ilmeğimizi yapıyoruz. Tekrar yapıyorum arkadaşlar. İlmeğimizi çıkartalım. Boncuğumuz burada. Şimdi böyle boncuklar çirkin duruyor ama
İlerledikçe şunlar düzelecekler. Buradan alıyoruz. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimlerimi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Şurada biraz da takıldık herhalde. Dönüş yapıyoruz. İlmeğimizi attık. Tekrar bir tane. Şöyle getirelim. Boncuk buraya. Geniş tarafa boncuklarımızı takacağız. Dar olan tarafa takmıyoruz. Tekrar şöyle boncuğumuzu atıyoruz. Arada bir böyle de kaydırabilirseniz çok daha rahat edersiniz. Boncuk kaçma. Tekrar dönüş yapıyoruz. Tekrar çıkartıyoruz. Bir saniye boncuk ayarlayayım. Boncuklarım azalmıştı. Evet. Şimdi yine dönüş yapıyoruz. Kırdık. Ay kaçırdım. Bakın bu şekilde şöyle boncuklarımızı aşağı indirdiğimiz zaman çok güzel duracak. Şöyle. Şimdi buralarına gideceğiz yine. Biraz daha yapalım. İsterseniz üzerinin devamını göstereyim ben size. Şimdi tekrar yine bir boncuk alalım. Boncuklarımız firar etmişler. Dönüşü yapıyoruz. Bir ilmeğimizi tekrar arkadan alıyoruz ve önden geniş taraftan tek kendinize bakan taraftan bir daha alıyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Biraz ilerleteyim. Üstünü de göstereyim arkadaşlar. Model bu şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar. Ben birazcık yaptım. Şimdi bunu yavaşça çıkartıyorum. Şöylesini. Bu firketeyle işimiz bitti. Şimdilik. Bakın şu şekilde. Bakın boncuklar düzeldi. Şöyle. Şimdi burada sizlere çok fazla esnetmeden, çünkü bunu biraz böyle esnettiğiniz zaman şekli bozuluyor. Ve esneyebilecek cinsten bir şey. Şimdi burada 4 tane, ben 4'lü de olur, 5'li de olur. Nasıl isterseniz. Şimdi 2 öne bakan taraflara 4 tane. Şu şekilde 4 taneyi birleştiriyorum. Burada. Kaçırdım elinden. 3 4 baştakiyle birlikte 5 olmuş oldu. Şöyle ikisini de bir arada getiriyorum. Şu şekilde birleştirdim. Bu aralarını 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar 2 3 4 tane. İkisini şöyle birleştiriyorum. Tekrar yine 1 2 3 4 sık olarak zincirlerini çekiyorum.
3. Şöyle alalım. 4. Şunu aşağı indirelim. İki, üç, dört oldu. Tekrar yine şurada birleştirmişim. Şuraya bir düzeltip geleyim. Sizi bekletmeyeyim. Söktüm orasını arkadaşlar. Tekrar yapalım diye. İki, üç. Dört taneyi tamamladı. Tekrar yine iki, üç, dört zincir çekiyorum. Bir, iki, öne doğru bakan yerleri alıyorum. 3. Şöyle 4 tane. Çok fazla uzun yapmadığımız için ilmeğimiz, modelimiz küçük oldu ama 3'lü yaparsak 2 4'lü tamam. İki, üç, dört tane. Bir tane parçamız kalmış. Bu sonuncu olduğu için bunu ikili olarak yapalım. Bir, iki tane. Şu şekilde modelimiz, şimdi model uzadıkça aslında daha bir güzel göstereceğiz ama şimdi küçük bir parçada yaptığım için ve şöyle boncuklarımızda güzel bir model oluşuyor. Dikimini de buradan, yani tülbentinizi telli gibi dikebilirsiniz. Yani özellikle ya da şu zincirlerin uç parçalarını alaraktan da dikebilirsiniz modellerinizde. Şu aralarını ya da boşluğa bataraktan da böyle geçirebilirsiniz. Bakın bu şekilde. Diğer modelimde pullu olarak yapmak isterseniz de bu şekilde. Model şeklim aynı. Biri pullu, biri boncuklu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Şöyle koyalım. Ah, parmağım takıldı. Şöyle yapalım.